Merhaba canlar. Dün yaptığım videoda sizlere Hıdır Ellez için bir video paylaşacağımı söylemiştim. Hıdır Ellez, 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece olduğundan dolayı tam da Hıdır Ellez zamanında uygulayabilmeniz için bu söz verdiğim videoyu yarın paylaşacağım. Yani meditasyonumuzu yarın gerçekleştireceğiz. Ancak bugün de sizleri meditasyonsuz bırakmak istemedim. Bugün ne için meditasyon yapalım biliyor musunuz? 5-5 enerji portalı için yapalım. Yani 5 Mayıs 2024 enerji kapısı için yapalım. Bu 5. boyutla da ilgilidir. Bu yüzden videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum canlar. Hadi gelin önce Mayıs'la ilgili bilgiler edinelim. Mayıs ayı bizlere neler getirecek bir göz atalım. Zaten dünkü videomda sizlere Hıdır Ellez'le ilgili bilgiler aktarmıştım. O yüzden Hıdır Ellez'le ilgili bilgileri de Mayıs ayı içerisinde bulabilirsiniz. Ancak genellikle sadece Mayıs'tan söz etmek istiyorum. Mayıs ayı yenilenme ve büyüme zamanıdır canlar. Doğanın canlanışının ve yenilenmesinin en belirgin olduğu aylardan biridir. İlkbaharın tam gücüyle hissedildiği bu ay birçok kültürde ve gelenekte spiritüel bir öneme sahiptir. Mayıs ayı ruhsal bir bakış açısıyla incelersek eğer, yeniden doğuş, büyüme ve dönüşüm temasını taşır. Yenilenme ve canlanma, doğanın uyanışını temsil etmektedir. Çiçeklerin açmaya ve hayatın her köşesinde yeniden canlanmaya başladığı bir zaman olarak düşünebilirsiniz. Aynı zamanda Mayıs, bereket ve bolluk zamanıdır. Doğanın verimli ve cömert olduğu bu dönemde, herkes kendi yaşamında bereketi ve bolluğu deneyimleyecektir. Fırsatlar çiçek açacaktır. Yani karşınıza yepyeni fırsatlar, yepyeni projeler çıkacaktır. Potansiyelinizi yeniden keşfedeceksiniz canlar. Tabii ki bu sizin kişisel ve ruhsal olarak yeni kapılarınızın açılacağı bir dilim. Dolayısıyla hayatınızda ters giden, aksi giden şeyler varsa bunları dönüştürmek için yepyeni kapılarınız açılacaktı diyebiliriz. Dönüşümün ve büyümenin de simgesidir aynı zamanda. Çünkü doğa kış uykusundan uyanırken bizler de içsel olarak dönüşme ve büyümeye hazırlanıyoruz. Biz de bir nevi kış uykumuzdan uyanıyoruz diyebiliriz. Geçmişten gelen negatif enerjilerden arınma, yepyeni bir başlangıç yapma zamanı Mayıs ayı. Bu dönemde kendimizi daha iyi bir versiyonumuz olmak için adayabilir, ayarlayabiliriz canlar. Konumuz aydınlanma, dolayısıyla 5. boyuttan da söz edebiliriz. 5. boyutla ilgili bilgileri size aktarmadan önce bugünün öneminden söz etmek istiyorum. Hem 5. boyut hem de 5-5 enerji kapısından bahsedelim. 5 Mayıs spiritüel ve mistik anlamlarla dolu bir gün. Bu tarih doğanın derin döngülerinde ruhsal bağlantıların güçlendiği ve yeniden doğuşun müjdelendiği bir zaman dilimi. Geçmişin izlerini taşırken aynı zamanda geleceğin vaadini de beraberinde getiriyor. Geçmişte yaşadığımız deneyimlerden ders çıkarma ve geleceğe umutla bakma fırsatını bizlere sunuyor. Geçmişteki hatalardan öğrenme ve gelecek için yeni bir vizyon oluşturma zamanı. Kendinizi geçmişteki hatalarınız için ne kadar suçluyorsunuz canlar? Kendinize ne kadar kızıyorsunuz? Pişmanlıklarınız, keşkeleriniz veya kızgınlıklarınız olabilir. Bunların hepsini geçmişte bırakma zamanı ve geçmişte bırakmak için geçebileceğiniz bir portaldır 5 Mayıs. 5 Mayıs ruhsal bağlantıların güçlendiği bir dönem demiştik. Nasıl ki doğa yeni bir döngüye hazırlanıyorsa biz de kendi döngümüze hazırlanıyoruz. Dolayısıyla kendimize o döngüyü oluşturabiliriz. 5-5 enerji portalından içeri girerek kendimize mucizevi bir dünya yaratabiliriz. Elbette ki yaratmak dediğimde, yaratmak Allah'a mahsustur diyen takipçilerim olacaktır. Ancak unutmamalılar ki, Yaradan kendi nefsinden bize üflediğine göre, bizim içimizde de bir parçası var. Bize o yaratıcılık gücünü çoktan vermiş, biz dünyaya gelmeden önce ruhsal boyutta bize o gücü vermiş Yaradan. Yeniden doğuş ve yenilenmeyi kendimiz gerçekleştirebiliriz. Kendimiz isteklerimize, hayallerimize, hedeflerimize ulaşabiliriz. Kendimizi yeni versiyonumuza uyumlayabiliriz canlar. Bunun için yapmamız gereken birçok çalışma var. Bu çalışmaların zaten bazılarını sizlere kanalımda paylaşıyorum. Gerek meditasyonlar olsun, gerekse dönüşüm teknikleri olsun. Elimden geldiğince sizlere dönüşebilmeniz için birçok tekniği zaten veriyorum.
Beşinci boyutla ilgili bilgileri de aktardıktan sonra meditasyon çalışmamıza geçelim ve 5-5 enerji portalından 5. boyut enerjilerine ulaşacağımız bir meditasyon gerçekleştirelim. 5. boyut bilgelik, iç huzur ve kişisel dönüşümün simgesidir canlar. Günümüzde insanlar sadece fiziksel varoluşlarının ötesinde bir şeyler aramakla kalmıyor tabii ki. Aynı zamanda ruhsal bir derinlik ve anlam arayışı içindeler. Bizler hepimiz bu arayıştayız. Bu arayışta 5. boyut gibi kavramlar insanların zihinlerini ve kalplerini aydınlatan bir ışık gibi parlar. 5. boyut sadece fiziksel gerçekliğin ötesinde bir yer değil ki, aynı zamanda ruhsal bir evrimin ve bilinçlenmenin kapısı olarak da görülür. 5. boyut fiziksel varlığımızın ötesinde enerji ve bilincin daha yüksek bir frekansında bulunan bir düzlemdir. Bu boyuta geçiş sadece fiziksel dünyadan ayrılmak anlamına da gelmiyor ayrıca. Aynı zamanda içsel bir dönüşüm sürecini de içeriyor. 5. boyut şefkat, sevgi, anlayış ve bütünlük gibi yüksek frekanslı duyguların egemen olduğu bir alan olarak tanımlanıyor. Yani orada nefret, kin, öfke, kızgınlık ve buna benzer kötü duygular yok canlar. 5. boyuta geçiş bizlerin içsel yolculuğumuzda gerçekleşecek bir süreç. Bu süreç farkındalık ve içsel keşif yoluyla başlar. Meditasyon, yoga, nefes egzersizleri ve buna benzer birçok uygulama bizlerin geçişini kolaylaştıracaktır. Zaten daha önce bu geçişin çoktan başladığını size bazı videolarımda duyurmuştum. Zihnimizin ve bedenimizin derinlerine inmemiz ve içimizdeki bilgelikle bağlantı kurmamıza ve daha yüksek bir farkındalık seviyesine erişmemize yardımcı olur. 5. boyutta var olmak, kendimizi ve çevremizi sevgiyle kabul etmek demektir. İçsel barışı bulmak ve evrenin derin anlayışına ulaşmak anlamına gelir. Bu boyutta var olmak, ego ve ayrılık duygusundan kurtulmayı, birlik bilincine erişmeyi gerektirir. Burada her şeyin birbiriyle birlik ve bütünlük içinde olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ruhsal gelişim için önemli konulardan da söz etmek istiyorum. 5. boyutta var olmak için bu çok önemli. Bu gelişim süreci bizlerin içsel yolculuğumuzda kendimizi keşfetmek, olumsuz düşüncelerimizi ve duygularımızı serbest bırakmak, sevgi, şefkat ve anlayış gibi yüksek frekanslı duygularımızı da geliştirmemiz gerekir. Bizim dönüşümümüz ve iç huzurumuzu teşvik eder zaten. Fiziksel gerçekliğimizin ötesinde bir dünya olarak görülen 5. boyut aynı zamanda 5-5 enerji kapısı ve yarın da zaten bildiğiniz üzere Hıdrellez bu sebeple çok güçlü enerjilerin hakim olduğu bir dönemdeyiz. Hadi gelin hep birlikte güzel bir meditasyon çalışması yaparak öfkemizi, kinimizi, kızgınlıklarımızı bir kenara bırakalım. Sevgiye, merhamete, şefkate ve vicdana odaklanalım. Merhamet demişken, sokak hayvanlarına vereceğiniz her bir tasmama ve su için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Katlanarak, çoğalarak sizlere geri dönsün. Bulunduğu bölgede sokak hayvanı olmayanlar içinse mama kumbarasının linkini videonun açıklamalar kısmına bıraktım canlar. Bu meditasyon çalışmasını yapmak için sessiz, sakin, rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortam bulmanız yeterli. Herhangi bir özel hazırlığa gerek yok. Ancak isteyen takipçilerim mum veya tütsü yakabilir, çalışma öncesinde bir duş alabilirler. Arzu eden takipçilerim kanalımdan Yakut eğitim paketine üyelik yaparak birçok eğitimden sadece tek bir pakette faydalanabilirler. Eğitim içeriği çok geniş olduğundan dolayı burada tek tek isimlerini belirtmiyorum. Mucizeler her daim ve her yerde bizimle. 7 7 7. Aktif oldu, oldu, oldu. Şükürler olsun. Gününüz gününüzden âlâ olsun canlar. Hepinize o kocaman güzel yüreklerinizden öpüyorum. Hazırsanız eğer, hadi gelin meditasyon çalışmamıza başlayalım. Gerekli hazırlıkları tamamladıysanız oturun veya uzanın. Yine derin diyafram nefesleriyle başlıyoruz. Derin bir nefes al ve yavaşça ver. Derin bir nefes daha al
ve yavaşça ver. Aldığın her nefesin bedenini gevşettiğini ve seni bir tüy kadar hafiflettiğini gör. Hisset. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça ver. Karşında kocaman bir kapı olduğunu bembeyaz bir enerjiyle sen kapıya doğru ilerlediğinde o kapı kendiliğinden açılıyor. Tüm renklerin bulunduğu gök kuşağının içine giriyor gibisin. İlerle ve o gök kuşağının içerisine gir. Her yer rengarenk ve sen tüm hayallerini, tüm zamanlarını ve tüm suretlerini orada görüyorsun. Döndüğün her tarafta sen varsın. Rengarenk gökkuşağının tam içindesin. Şimdi ellerini kalbinin üzerine koy. Ve onun sesini dinle. Sana ne diyor? Seni üzen bir şey söylüyorsa, kalbinin içerisinden o seni üzen her neyse onları çıkar ve gökkuşağının içerisinde serbest bırak. O sıkıntılı şey her neyse gökkuşağının renkleri içerisinde kayboldu, gitti bile. Tekrar kalbine odaklan, ellerini kalbinin üzerine koy ve sana ne söylediğini hisset. Sana güzel cümleler kurmaya başlayıncaya kadar hissettiğin ve seni üzen her şeyi kalbinden çıkarıp gökkuşağına doğru serbest bırak. Sana bunun için biraz zaman vereceğim. Aklına gelen, kalbine doğan, çocukluğundan kalma veya son zamanlarda yaşadığın, annenin sana anlattıkları, doğum anında yaşadıkların, her ne varsa kalbinde sana acı veren, hepsini birer birer gökkuşağının renkleri içerisinde serbest bırak. Ve şimdi sen sanki bir pırlantanın içinde gibisin. Her yer bir yansıma ve her yer rengarenk, o gökkuşağının renkleriyle iç içesin. Döndüğün her tarafta kendi suretini görmektesin.
her dönüşünde ve her suretini gördüğünde olmak istediğin, elde etmek istediğin her ne varsa o suretlerini gör. Sağına dön, başarılarını gör. Arkana dön, hedeflerini gör. Bir diğer tarafa dön. Niyetlerini ve dileklerini olmuş gibi gör. Her döndüğün yerde hayal ettiğin seni göreceksin. Ve artık o alanda sadece kim olmak istiyorsan ve neye sahip olmak istiyorsan onları göreceksin. Nereye dönersen dön, ne olmak istiyorsan o halini göreceksin. Yüksek benliğin ve Yaradan senin yanında. Bunu unutmayarak orada kendi başarılı ve sevgi dolu suretlerini görmen için sana biraz izin vereceğim. Tekrar unutma ki yüksek benliğin, koruyucu meleklerin ve Yaradan senin yanında ve senin en iyi şekilde, en yüce hayrına olacak şekilde orada sana suretlerini göstermekteler. Yukarıya bak, aşağıya bak, sağın, solun, geçmiş ve gelecek. Her yer senin en başarılı suretlerinle dolu. Kendine izin ver. Çünkü sen bunu hak ediyorsun. En güzele ve en iyiye layıksın. Bugüne kadar yaşadığın olumsuzluklar seni buna hazırlamak içindi. Ve bugün portal kapısı tüm enerjilerini senin için ve bütünün hayrına olacak şekilde açtı. Haydi kendinin en başarılı versiyonlarını gör.